Şimdi annem 80 TL'sini 5 kardeşe paylaştırıyor. Sonra babam da en küçük kardeşe 20 TL daha veriyor. En küçük kardeş toplam kaç parası ya da kaç para aldı, kaç parası var? En küçük kardeşin toplam kaç parası var? Şimdi arkadaşlar, peş peşe işlem gerektiriyor. Öncelikle şunu söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, problemleri, peş peşe işlem gerektiren şeyleri somutlaştırmak için, bakın şu anda çok sizin için soyut bir şey geliyor burası. Öncelikle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir hayal edin. Bunun sizin anneniz olduğunu, işte 5 kardeşe ya da 5 arkadaşınıza para böldüğünü, size ne kadar düşer buradan, elinizdeki aldığınız parayı, sonra birisi daha, babanız da size geliyor 20 TL daha veriyor. Bir düşünün bakalım. Diyelim ki arkadaşlar, annenizin 80 TL'si var ve 5 kardeşe paylaştırıyor. Paylaştırmak ne demekti? Bölmek demekti. 80'i 5'e bölelim bakalım. Kardeşler kaçar para almışlar, doğru mu? 80'i 5'e böldüm. 1. Buraya 5 geldi, çıktı. 3. 3 bölünmüyor, 0 indirdim. 30. 30'da 5 kaç tane var? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 tane var. 6 çarpı 5, 30 etti. Kalan 0. Her kardeş 16 TL almış annenin paylaştırdığı paradan. Sonra baba 20 TL daha vermesi demek ne demek arkadaşlar? 20 ile çarpacağım mı, böleceğim mi, çıkartacağım mı, toplayacağım mı? Sizin elinizde bir para var, düşünün. Birisi size 20 TL daha verince ne olur paranız? 20 TL artar. O zaman arttıralım. 16 artı 20 eşittir 36 TL'si oluyormuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Geliyorum bir dahaki örneğimize. Bu işlemler, rica ediyorum arkadaşlar, matematikteki problem işlemleri hayal etmeden, böyle görür görmez tak ben bunu cevap veriyorum diyerekten arkadaşlar kesinlikle çözülmez. Hayal edeceksiniz, düşüneceksiniz, örneği gözünüzün önüne gelecek. Ne kadar hayal dünyanızı genişletirseniz bu konuda, o yüzden soruyu görür görmez sayın velilerim, sayın öğrencilerim, bakın. Soruyu görür görmez kimse cevap vermesin. Soruyu gördünüz, ha ben bunu biliyordum, bu böyle dediğiniz anda %80 yanıldığınız andır. Önce bir sakin, tam anladığınıza bakın bir. Gözünüzden geçirin. Bir iki defa soruyu analiz edin. Sonra kafanızda tasarladıysanız, evet ben bunu hayal edebiliyorum dediyseniz çözüme sakince geçin. Doğruyu bu zaman bulursunuz. Başarının önemli anahtarlarından bir tanesi, hatta en önemli anahtarı arkadaşlar, sakin kalabilmektir. Lütfen. Geliyor bir dahaki problemimiz arkadaşlar. Evet. Manav 103 tane kavuru kasalara 10'ar tane yerleştiriyor. Yani her kasaya 10'u yerleştirecek. Diyor. Kaç kasa lazım? Ve kaç tane kavun yerleştirilemez?
Evet arkadaş, güzel bir soru. 103 tane kavunumuz var. Kasalara onar onar konacaksa arkadaşlar, düşünün bakalım. Kasaları düşünün, her bir kasada 10 kavun var. Birinci kasada 10 tane kavun var. İkinci kasada da 10 tane kavun var. Bize kaç tane kasa lazım? Ne yapmamız lazım? 103'ü 10'a böldüğümüzde kaç tane kasa lazım olduğunu anlarız değil mi arkadaşlar? 103 bölü 10. Evet, bir de yok. 10'da 10 kaç tane var? Bir tane var. 10 dedik, çıktı 0, 0. Ne kaldı arkadaşlar? 3 aşağıya iniyor. Aşağı indirdiğim için bir tane 0 koydum. Bir tane rakam aşağı indirdim. 3 bölünüyor mu arkadaşlar? 10'a bölünmüyor. O zaman bölünmüyorsa 3 bizim kalanımız oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bu kalan. Kasalara 10'ar tane yerleştirdiğimde kaç kasa lazımmış bana? 10 tane kasa lazım. Doğru mu arkadaşlar? 10 tane kasa lazım. Geriye kaç tane kavun yerleştirilemez? Kalan kavunlarımız yerleştirilemeyecek demektir arkadaşlar. 3 kavun yerleştirilemeyecek anlamına gelir. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Siliyorum. Haftada bir dahaki problemimiz. Haftada 35 ekmek yiyen bir aile. Çok yiyorlarmış değil mi? Bir günde kaç ekmek tüketir? Yani yerler. Şimdi hayal edelim. Bir hafta boyunca 35 tane ekmek yemişler. Şimdi arkadaşlar bazılarımızın aklına gelir ki hocam ne bileyim bir gün iki tane yedi, bir gün üç tane yedi. Ben o günü nasıl bileceğim? Matematikte böyle şeyler sorulduğu zaman her gün aynı yemiş gibi kabul edilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Her gün sanki aynı sayıda ekmek yiyorlarmış gibi doğrusal düzgün bir rakam kabul edilir. 35 ekmek yiyen bir aile kaç günde yemiş bu ekmeği? 7 günde değil mi arkadaşlar? 7 günde 35 ekmek tüketmişler. Bize neyi soruyor? Bir günde. 7 günde bu kadarsa bir günde biz ne yapmamız lazım size? Çarpalım mı, toplayalım mı, çıkartalım mı, bölelim mi? Arkadaşlar bir haftalık rakam buysa bir gün için bizim sayıyı küçültmemiz gerektiğinden dolayı bölüyoruz. 35'i kaç gün var? 7'ye bölüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Böldük. 35, 7. Ne yapıyoruz? 7 çarpı kaç 35'ti? 7 çarpı 4, 28. 7 çarpı 5, 35. 35 rakamını aldım buradan arkadaşlar. Anladık mı? Demek ki günde 5 tane ekmeğimiz varmış arkadaşlar. Yeniyormuş. Doğru mu? Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Başka bir problemimize daha. Sorumuz şu. Üç deste ve dört düzine kalem 9 öğrenciye 9 öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyor. Bir öğrenciye, yani her öğrenci için bir öğrenciye kaç kalem düşer? Bu birinci sorumuz. Sonra da kaç kalem kalır? Bu ne demekti? Kaç kalem? Hani kavunlarda dağıtılamayan nedir? Kalanı soruyor bize değil mi arkadaşlar? Bu kalan. Kaç kalem düşer? Bu bölüm, sonuç yani. Şimdi
Deste neydi, düzine neydi arkadaşlar? Önce bir kalemleri hesaplayalım değil mi? Şu kadar kalem. Şimdi düşünüp de bu sorudan böyle cayan arkadaşlar, vazgeçen arkadaşlar yanlış yapıyorlar, hata yapıyorlar arkadaşlar. Deste ve düzineyi bir bileyim bakalım. Bir deste neydi? 10'du. Bir düzine neydi? 12'ydi değil mi arkadaşlar? Şimdi bu kadar deste ve düzine kalem 9 öğrenci eşit paylaşçılı diyor. Ya arkadaşlar önce sorunun şurasını çözün. Anlamadığımız birinci kısım bu. Düzine kalem. Ya kaç kalem var? Bir yazalım mı birkaç kalem olduğunu? Sonra problemi devam ettirelim. Bakın. 3 deste 4 düzine. 1 deste 10 tane ise 3 deste kaç tanedir? 10 çarpı 3 ne oldu? 30 değil mi? 1 düzine 12 ise 4 düzine nedir? 12 çarpı 4. 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 1 4. Toplarsak 78 tane kalemimiz var. Hocam soru bitti. Değil. Arkadaşlar bakın 78 tane kalemimiz var. Devamını okuyalım mı problemin? Şurayı kapattık. 9 öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyor. Evet, 9 öğrenciye paylaştırılmak ne demek? Bölünmesi. 1 öğrenciye kaç kalem düşer? 78'i bölelim 9'a. Hadi bakalım. Şimdi hemen çarpım tablosu aklımıza geliyor. 9'un çarpanlarını düşünelim. Hangisi 72'ye yakın? 9 çarpı 7, 63. 9 çarpı 8, 72. 9 çarpı 9, 81. Hangisini seçeceğim? 8'e. Değil mi? Buna yakın düşüğü almam lazım. 72, 0, 6. Her öğrenciye kaç kalem düştü? Sonucumuz her öğrenciye düşen kalemdir. 8 kalem bir öğrenciye düşer. Değil mi arkadaşlar? Düşer. Kaç tane kalemimiz kaldı arkadaşlar? 6 tane dağıtılmayan kalem kalır. Evet arkadaşlar. Bölme işlemi problemlerimiz. Ona bölme, ondan sonra bölüneni bulma, kalanlı bölmede bölüneni bulma ve bölme problemleri. Bu kadardı. Dersi tekrar tekrar dinlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Durdura durdura, çalışa çalışa dinleyin. Bakın bu dersten sonra şuna inanın. Çok rahat problemleri ve işlemleri yapıyor hale geleceksiniz inşallah. Dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgi ve saygılar arkadaşlar.